Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Şimdi piyasalarda ciddi anlamda rally var. Bu rally'yi tetikleyen de iki tane ana unsur oldu yurt dışında. Bunlardan bir tanesi dün itibariyle Mario Draghi'nin Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın gerekirse ek bir destek paketiyle karşımıza çıkabileceğine dair açıklaması. Aralık ayı itibariyle 10 bas puan faiz indirimi fiyatlanıyor şu anda Avrupa Merkez Bankası üzerinden. Dolayısıyla böyle bakıldığında bir tur daha destek hamlesi gelecek olursa piyasada burada hani artık o sıkılaşma temasının tam anlamıyla sonuna gelindiği, artık buradan sonra tamamıyla makas değişikliğinin gerçekleştiği söz konusu olacak, kabullenilmiş olacak diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bir bu. İkincisi, elbette bu mesajın ardından mono piyasasında inanılmaz hareketler gördük. -0.30'ların altına gelen bir Alman 10 yıllık faizi, %2 sınırına bir kez daha gelen bir Amerikan 10 yıllığı, Japon 10 yıllıkları yine -0.10'lara kadar gelmiş durumda, Fransız 10 yıllıkları negatife doğru gelmiş durumda. Dolayısıyla mono tahvil piyasası buna çok doğrudan reaksiyon verdi. Diğer taraftan yine hisse senedi piyasalarında da bunun nispeten pozitif değerlendirildiğini gördük. Lakin günün ikinci yarısında özellikle Donald Trump'ın G20 zirvesinde Xi Jinping ile bir araya geleceğini açıklamasının ardından attığı tweetle beraber rally daha da hızlanmış oldu. Ve hızlanan o rally şu an itibariyle hem Dow Jones'ta hem S&P 500'de tarihi zirvesine yaklaşık %1 kadar getirmiş oldu hisse senedi performanslarını. Dolayısıyla şu anda o cepheyi Muralli çerçevesinde değerlendirmekte fayda var. Yine aynı zamanda Avrupa hisseleri de benzer bir rally gerçekleştirdi. Biz de Borsa İstanbul'da yeniden 94 bin puanın üzerine kadar gelmiş olduk. O son düşüş hareketinin başladığı yer kabaca buralardı. Dolayısıyla aslında tempo iyi gidiyor gibi görünüyor piyasalar açısından bakıldığında. Diğer taraftan yine bizim kendi iş dinamiklerimiz üzerindeki tartışmaların da sürdüğünü görüyoruz. Yine bu sabah saatlerinde Amerika'da Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarda 3 farklı metot izleyebileceğine dair bir haber akışı var. Bunların yine belli ölçüde etkisini hissettik. Aslında bir önceki gün tüm gelişen ülke kurlarıyla birlikte Türk lirası da oldukça iyi performans gösterirken bu sabah saatlerinde 5.90'ın üzerine gördük. Şu anda 5.87'ler civarında 1 dolar TL fiyatlaması görüyoruz, takip ediyoruz. Aynı zamanda yine Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri çerçevesinde de yine Kıbrıs temalı son günlerde üzerine çok sıklıkla konuştuğumuz mesajların tekrarını görüyoruz. Liderler zirvesi çerçevesinde. Önce bir istersen Amerika turunu yapalım. Özellikle Trump-Xi Jinping görüşmesi bir. Aynı zamanda bir de Jerome Powell'la ilgili olarak ne yapacağını göreceğiz diyor Donald Trump. Hani yılbaşından sonra Jerome Powell'ın görevden alınması söz konusu olur mu olmaz mı tartışmasında yeni bir faza geçilmiş gibi görünüyor bir kez daha. Yani evet, düşünmüşlerdir daha önce herhalde Powell'ı görevden almayı. Zaten tüm dünyada konuştu. Ama işte görevden almanın neredeyse imkansızlığı ve getireceği zarar, aynı zamanda da Başkan Powell'ın zaten Başkan Trump'ın politikalarına yakın bir politika benimsemesi ve bunu kendi kuruluna da aktarması ve tasdik ettirmesi herhalde artık bunu imkansız kıldı. Ama Trump gene de göreceğiz diyor yani, hani öyle. Yani o faizi indir baskısını tutmak içindir herhalde. Özellikle de bugünkü toplantı öncesinde. Evet, yani bugün herhalde öyle bir şey olmaz çünkü bu Fed'in bağımsızlığı konusunu uzun bir süre rafa kaldırır. Zannetmiyorum. Yani bugün yani ilişkin konuşuruz birazdan. Ama yani yakın bir zamanda olacaktır. O artık o baskıyı kurdu ve bir şekilde o kurduğu baskı sebebiyle faizlerin de ineceğine inandı bana göre. O yüzden de artık o baskıyı çekmez. Yani faizi indirse de çekmez. O yüzden o sürecektir. Ama görevden almaya gerek duyar mı şu an için? Onu da çok düşünmüyorum açıkçası. Yani. Peki devam edelim. Xi Jinping'de görüşme. Burada hani ipler koptu kopacak vesaire tartışması bu fiyatlamanın aslında temel etkeniydi. Ve işlerin kötüye gitmesi esnasında da ana tema biraz daha ticaret savaşları üzerinden okunmaya başlanmıştı. Şimdi burayı bir parça konuşmakta fayda var zannediyorum. Çünkü işte bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişler karşılıklı. Sonrasında da şimdi yine G20 zirvesinde de bir araya gelip konuşacaklar. Bir net somut sonuç beklemek çok makul olmayabilir ama en azından diyaloğun o kopma noktasına geliyor, bu iş daha da sarpa sarıyor seviyesinden bir diş daha iyiye doğru kaydığını fiyatlıyor piyasa. Evet, şimdi yani tam piyasanın istediği gibi oldu, eğrisi doğrusuna da denk geliyor. Bir şekilde bu görüşmeler kötü gidecek diye piyasa bunu fiyatladı. Merkez bankalarına işler çok kötü gidiyor, farkında mısınız mesajını verdi.
merkez bankalarından geri dönüşü aldı ya da almak üzere, ki birazdan ECB'den bahsederiz, Avrupa Merkez Bankası hakikaten beklenilenin de belki ötesinde bir cevap verdi. Şimdi bu akşam Fed var. Tam bunları elde etmişken üstüne bir de işte bu barış görüşmelerinde sanki daha iyi bir turda geliyor mu? Yani acaba anlaşmada oluyor mu diye bir fiyatlamaya da geçildi. Böylece şimdi hem bonolar rally yapmış oldu, yani faizler düştü. Hem risk iştahı yükseldi, hem de bir yandan hisse senetleri yükselmiş oldu. Ama tabii ikisinden birinden vazgeçmek durumunda kalabilir piyasalar. Ama bir süre belli ki G20 askıda olduğu sürece, henüz gerçekleşmediği sürece ikisi birden yaşayabilirler. Yani amfibi şeklinde bakabiliriz bu fiyatlamaya, hem karada hem suda. Tabii nasıl bir şey çıkar bilmiyorum, çünkü bir yandan mesela şeylere baktığımda, yani hazırlıklara, öyle ya, bir şey söyleyebilirsin ama evin içinde başka bir hazırlık vardır. Mesela Kuzey Kore Parti gazetesine Xi Jinping bir makale kaleme aldı ve yani doğrudan işte işler çok iyi gidiyor, biz 70 yıllık ortağız diyerek işte 50'li yıllardaki Kuzey-Güney tarafındaki savaşa atıfta bulunuyor ve orada Çin'in verdiği destekten bahsediyor. Yani bu cevap çok belli ki işte Amerika'nın sizi silip süpürmesine izin vermeyeceğiz cevabı. Bir yandan yetkililerden açıklamalar geliyor. Yani Çin uzatılmış bir ticaret savaşına hazırlanıyor gibi görünüyor. Yani kış tutuyor, hani yaz gelirse ne hala gibisinden. Amerika'nın ne yapacağı tam belli değil ama şu ana kadar Başkan Trump'tan onlarca pozitif mesaj gelmesine rağmen, işte çok iyi bir anlaşmaya inanıyorum, Çinliler de çok istiyor filan demesine rağmen birçok defalar, geldiğimiz nokta bu. O yüzden de şimdiki gülen yüze pek inanılmıyor. Senin de söylediğin gibi acaba mı diyor herkes. Bir ticaret görüşmesi sonunda başarıya ulaşılacağı fikri ben görmedim kimsede. Ama elbette ki normaldir, piyasa bu tweet'i kutlar. Fakat G20 öyle görünüyor ki işte Türkiye'nin Amerika ile görüşmesi, Amerika'nın Çin'le görüşmesi filan derken önemli bir G20. Herkes bekliyor, Japonya da bekliyor. Japonya da bekliyor. Önemli bir G20 olma niteliğini kazanıyor. Tabii G20'nin sonucu vesairesiyle değil de liderlerin bir araya geleceği vesilesiyle. Bu da belki G20 adına bir dram. Yani ortaya hiçbir şey çıkmadığı fakat ikili görüşmelerde epeyce yolun kat edildiği ve tüm dünyanın izlediği bir toplantı haline geldi. Acaba boşu boşuna bürokrasi olmasa, mesela hani G20 işte draftlar, komünikler, iletişim belgeleri vesaire filandan ziyade böylece bir araya gelseler, ne bileyim bir çay saati filan olsa daha rahat rahat mı konuşulsa diye insan düşünüyor açıkçası. Şimdi tabii bütün bunların hepsi belli ölçüde piyasada fiyatların içerisine dahildi ama belli bir noktadan sonra artık kendi kendini besleyen bir döngüye de dönüştü. Yani piyasada aslında rakamsal olarak baktığımızda o soğumayı çok doğrudan birebir gösteren makro veriler hala yok. Son tarım dışı istihdam verisi bir miktar bunu belgeliyor, nitelik taşıyabilir ama genel anlamıyla bakıldığında hala işte FED'de faiz indirmeli, hem de bir an evvel indirmeli falan gerektirecek bir şeyle, makro çerçeveyle karşı karşıya değiliz. Burada aslında dünyanın geri kalanının çok hızlı resesyona gideceği varsayımını yaratan ticaret savaşında bu işin olmayacağı bakış açısıydı. Dolayısıyla eğer bir şekilde çok sıcak, çok yapıcı, piyasanın beklediklerinin daha üzerinde bir tonlama çıkarsa buralarda sert fiyatlama görme olasılığı var. Çünkü bono tahvil piyasasının geldiği yerler falan gerçekten pek öyle indir tutulur yerler değil. Bir de Amerika'nın hani mesela break-even faizlerine baktığımız zaman da 1.60'lara kadar geldiğini görüyoruz. Burası da bayağı dağılmış durumda. Hani piyasa neredeyse hiç enflasyon beklemiyor. Ekonomide inanılmaz bir cansızlık bekliyor. Dolayısıyla eğer burası birazcık yapıcı olursa sert tersine dönme riski söz konusu olabilir burada. Yani şimdi yavaş yavaş artık resesyon fiyatlaması kurumsallaştı, kemikleşiyor. Amerika'dan gelen veriler doğru, çok kötü değil ama işte bazıları da çok acayip kötü. Yani o şeyleri aradan çekip konuşmak gerekirse, örneğin işte PMI, üretim verileri falan, her iki alt detaylarına baktığında yeni siparişlerde çok anlamsız bir hızlı bozulma var. Ve belki Fed'in yine yakından ilgilendiği taraf... O da yine ağırlıklı olarak Çin'e yapılan siparişlerde, Çin'e gönderilmek üzere yapılan siparişlerde. Evet, herhalde öyledir ama onu bilmiyoruz. Yani dünyanın kalanında zayıf olduğu için yani buradaki makro hikaye ilk çeyrekten sonra dünyada bir toparlama ve dönüş olacağıydı. Bunun birinci bacağı kredi canlandırmasıyla Çin'den geldi. İkinci bacağı Avrupa'dan gelecekti. İşte Almanya'nın topa girmesiyle, oyuna yeniden katılmasıyla vesaire. Orada Brexit'in uzamış olması, başbakan istifası, sürecin belirsizleşmiş olması en hafif ifadeyle ve yine Avrupa'daki canlanmanın da epey de soluk kalması işleri buraya kadar taşıdı. O yüzden o makro hikaye kırıldı.
kırıldığı için neyin nereye gideceğini tam kestiremiyoruz. Gelişen ülkelerde de yani o canlanma imareleri yeniden geri gitti. Hindistan'da işte seçim yapıldı vesaire, bir süre geçti. Arjantin'de durum belirsiz. Brezilya'da işler istendiği gibi gitmiyor. Güney Afrika'da zaten büyüme hiç yok. Türkiye oyuna çok geç kaldı. Yani beklenen toparlamayı da yapamadı. Durum bu. Yani Çin'de son gelen veriler de işte bazı özel sebeplerden, belki de başka şeylerden bir strese işaret ediyor. Bankacılık sisteminde sorunlar var. Sürekli likitte pompalamaya çalışıyorlar. O yüzden yani dipten dönüş hikayesi ciddi yara aldı. Şimdi ister istemez son kapı, son çare işte Lender of Last Resort diye, yani son kredi veren, son kredi büken neyse. Yine merkez bankalarına gidildi. Bu arada mesela Bank of America Merrill için düzenli olarak yaptığı anket var. O anketin sonuçları gelmiş dün itibariyle. Ve krizden bu yana yatırımcıların ekonomik aktiviteye bakışları ilk kez bu kadar negatif. Neredeyse yarısı, ankete katılan yatırımcıların yarısı, ekonomik aktivitenin önümüzdeki 12 ayda bugünden daha kötü olacağını, bir resesyona doğru gitme ihtimalinde giderek belirginleştiğini düşünüyor. Dolayısıyla psikoloji hakikaten bozulmuş. Biraz önce söylediğin gibi yani o resesyon beklentileri kemikleşiyor. Bunu buradan çekip çıkarabilecek olan hakikaten ticaret savaşlarında yol alınması olabilir. Onun dışında çok kolay değil. Doğru. O yüzden de yani şu an bir numaralı oyun merkez bankaları. Yani ticaret savaşları hem belirsiz gidiyor hem çok uzadı. Hem de Amerika'nın niyetinin iyi olmadığı zaten baştan beri belliydi. Çin de onların istediği kadar eğilip bükülemiyor anladığımız kadarıyla. O yüzden de işler günden güne sarpa sarıyor gibi görünür. Zaten yani hem Brexit çözülemiyor hem ticaret savaşları çözülemiyor. Piyasanın bir yerden o havayı alması lazım. İşte o hani suyun altındaki bir boru gibi şu an. İki tane burada Merkez Bankası çok kritik. Bir tanesi Avrupa Merkez Bankası. Dün işte Draghi'nin açıklamaları vardı ki hatta Başkan Trump da herhalde paniğe kapıldı. Şimdi bunlar Euro'yu da herhalde değerini düşürecekler. Benim dolar ister istemez güçlenecek, Çin'e karşı elim zayıflayacak diye düşünüyor. Buna tepki vermesi de çok anormal değil. Tabii tabii, yani artık neredeyse evde pişireceğin yemeğe kadar karışacak yani. Hani fasulye yapmayın çünkü o şöyle olur, bizim çiftçilerden almazsanız bu böyle olur filan gibi. Bu gerçekten ona benziyor yani. Gerçekten seni ilgilendiren bir durum değil normal şartlarda. Draghi de öyle dedi zaten. Evet yani çünkü panik büyük ve verdiği savaş da büyük ve biraz da tabii yani vurduğu yerden de ses gelmeye başlayınca sonuçta Amerikan başkanısın, istediğin kadar eleştirir. Elde çok büyük bir güç ve çok büyük kurumlar var. Dolayısıyla yani aslında senin sikletin düşük bile olsa hakikaten çok üzerine yumruk atabiliyorsun gibi bir durum var. Biraz da belki onun hafif mayhoşluğuyla beraber geliyor. Çünkü bu hakikaten domestik bir konu. Yani Avrupa Merkez Bankası zaten Euro bölgesi içerisinde ihraç edilmiş kıymetleri alıyor. Eğer ki yani bir ülke aranıyorsa Japonya'ya gidilebilir, İsviçre'ye gidilebilir mesela. Ki Amerika bunun çok daha büyüğünü yıllarca yaptı. Yani QE 3 tane canlandırma paketi yaptı. Ben zannetmiyorum ki bugün Amerikan Merkez Bankası çıkıp ben QE yapıyorum, parasal genişleme yapıyorum dese Başkan Trump buna itiraz etsin. Yani tam tersi işte. Zil takıp oynanır. O yüzden de ECB'nin... Söyledi geçen hafta zaten. Doğru. ECB'nin dünkü lafları da az buz şeyler değil. Yani öyle söylediklerini tekrar etti filan cinsinden laflar değil. Çok önemli laflar. O laflar da şu. Yani eğer ki ister istemez bu aktivite geriye döner ve enflasyon düşük kalırsa biz genişlemeye gideriz diyor. Buradan benim tek anladığım şey faiz indirimi değil. Ki zaten başka bir metot bence. Başka bir metot olabilir. Eski usulün devamı olabilir. Ama bir şekilde daha fazla bilanço genişlemesi olabilir. Bu tabii piyasaları çok mutlu ediyor. Önce bonolar rally yapıyor. Ardından hisse senetleri. Bonolarda mesela ben dün baktım. Fransızların dahi 10 yılı sıfıra düşmüş. İşte İsveç'te sıfıra düşmüş. Şeye bir baktım yani. Tüm dünyada hatırlarsan büyük bir rally geliyor bonolarda diye konuşmuştuk. Ticaret barışı görüşmeleri sonuçsuz kalınca. Dün baktım 12,5 trilyon dolarlık, 12,4 trilyon dolarlık bono tüm dünyada negatif faizle işlem görüyor. Bu krizden bu yana görülen en büyük seviye. Yani krizden bu yana en fazla tahvil stoğu şu an için eksi seviyede işlem görüyor. Almanların 10 yılı eksi 0,30'lara gelmiş durumda. Yani getirisi değil de götürüsü var artık. Götürüsü eskiden böyle küçüktü müçüktü ilk bu işi magazinler olarak tartıştığımız dönemlerde şimdi bayağı para gidiyor yani. Tabii tabii yani hele ki bir emeklilik fonunda falan olduğunu düşünürsen yani %50'si 60'ı bonoydaysa mesela işte eksi 0,3 yani her yıl götürüyor bilişik olarak. Bu çok enteresan. Yani 2 sene önce bu tema ilk bu kadar fazla tartışıldığı dönemde işte yeşil enerji, sürdürülebilirlik endeksleri, oralarda çıkartılan bonolar falan bunlara yönelmişlerdi. Kesinlikle. Şimdi yani olan bu. O yüzden büyük bir resesyon fiyatlaması var. Akşam da Fed'in elbette ki faiz indirmesini beklemiyorum. Ama tüm dünya bunu fiyatlarken büyüme beklentileri işte kırpılmış,
ne bileyim enflasyon beklentileri geri dönmüşse Fed'in de artık çıkıp bu enflasyondaki şey geçicidir demesi bence komik kaçar. O yüzden öncelikle o Merkez Bankası'nın bölgesel başkanları bundan sonra faizi nereye görüyorlar? O set dot deniyor ya, yani kendi tahminleri. O yüzden orada bir geri çekilme olduğunu göreceğiz ve bir sonraki hamle faiz artışı da olabilir yalanından artık kurtulacağız. O yüzden yeni ve faiz indirimlerine işaret eden tablolar görebiliriz. Bunda şaşırmamak lazım. İkincisi, başkanın ifadeleri yumuşayacaktır. Bu geçici olup olmama hadisesine ne kadar takılır bilmiyorum ama tüm bunları birleştiğinde ortaya Fed'in bir sonraki hamlesinin bu kez sabırlı davranmak vesaire. Çünkü hatırlarsan faiz arttırmakta sabırlı olacağız diyorlardı. Bunların filan metinden çıkıp artık gerçeklerle yüzleşip bir sonraki hamlenin de faiz indirimi olacağı mesajını tüm bu şeyin politika araçlarının, yani politika metni, başkanın ifadeleri ve diğer başkanların tahminlerini bir araya geldiğinde buna işaret edeceğini ben düşünüyorum. Bu olduğunda çok büyük bir hareket olur mu piyasada? Olmaz. Piyasa zaten yıl sonuna kadar iki tane faiz indirimini neredeyse fiyatlamış durumda. Yani Temmuz neredeyse kesin bile bir sonraki ay. O yüzden bu olsa olsa beklentileri belki doğrulamış olur. Hafif belki hisse senetlerine pozitif etkisi olur. Başka büyük bir şey beklemem. Ha, tersi bir şey olur. Mesela Powell Başkan Trump'ı kızdıracak tırnak içerisinde ifadelerde bulunur ve hala daha risklerin iki yönlü olduğunu falan ifade ederse o zaman dolar çok güçlenebilir. Hele ki bu ifadelerden sonra, Draghi'nin ifadelerinden sonra euro örneğin çok değer kaybedebilir. O yüzden hani bu tip piyasa dengesizliklerine ben yol açmak isteyeceğini düşünmüyorum ve bu fiyatlamanın şu an tam yerinde olduğunu tahmin ediyorum. Peki geçelim yine Avrupa Birliği bacağına. Bu sefer biraz daha işin siyaset boyutu var. Birazcık oradan geçmeden devam edelim. Şey söyleyeyim mi? Küçük bir piyasa bilgisi olarak enteresan olabilir. Yakından izleyenler bilirler. Yani dünyada en kötümser stratejist kimdir dersen Albert Edwards'ı bilenler bilirler. O da Societe Generale'in çok uzun yıllardır servis veren stratejistidir. Perma Bear derler ya. Yani hani piyasalarda kötümsersen ayısındır. Bu çok ayı. Yani öyle böyle değil. Ve her zaman için yıkım bekler. İşte avcı, toplayıcı şeye dönmemizi bekler, düzene onu bekler filan. Ve genellikle de yanılır tabii. Çünkü piyasalar işte son 10 yıldır büyük rally yapıyorlar. Ha bu arada 2008'deki çözülmeyi, erimeyi de bilmiştir. Ve her sene yapılan bir Excel survey var. Bu Excel survey'de tüm piyasa anket katılımcılarına anket soruyorlar. Diyorlar ki sizce yılın en iyi kurumu hangisi? Türkiye'de mesela çok, Türkiye'de var içinde. İşte dünyada var. Her ülkenin ayrı, her klasmanın ayrı. Çok yanılmasına rağmen, yani gerek işte felsefi ortaya koyduğu görüşler, gerekse de o fon yöneticilerini tatmin etmesi bakımından her yıl birinci seçilir. Bu yıl ilk defa ikinci seçilmiş. Yani bu çok acayip bir şey piyasalar için. O yüzden de şimdi... Ondan daha kötümseri çıkmış yani. Evet, ya daha kötümseri çıkmamış. Yani ondan daha kötü bekleyenler de var. Daha kötü bir... Hayır, şöyle. Piyasadakiler o hep yanılmasına rağmen ona hep en iyi notu veriyorlar. Fakat bu sene ikinciliğe düşmesi şöyle yorumlanıyor. Yani birinci olanın ne söylediğini bilmiyorum. JP Morgan'ın takımı, araştırma takımı birinci olmuş. O da şöyle söylüyor. Yani yıllarca beni birinci yaptınız. Piyasalarda rally yaptı. Demek ki artık ölüm zamanı gelmiş. Beni ikiye indirdiyseniz diyor. Yani bu rally'e inanmayın diyor. Hakikaten de biz şimdi tabii konuşuyoruz. Büyük bir rally var vesaire ama yani bunlar devreye girdikten sonra benim beklentim ticaret savaşları çözülmemişse ve resesyon geliyorsa hisse senetlerinde çok ağır bir çözülme gelebileceği. Yani hatırlarsan Ekim gibi konuşmuştuk çok büyük bir rally var diye. %30'a yakın, 20'ye yakın çok büyük ralliler oldu. Ama madem ki anlaşamıyorlar ve madem ki dünyada da makro çerçevede yaşıyor, bu sefer çok başka ve kötümser bir hisse senedi açısından söylüyorum. Zamandan bahsedebiliriz. Daha vakit bol. Bundan konuşuruz yani. Peki devam edelim. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri açısından önemli bir gündü dün. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının bir zirvesi söz konusuydu. Bu zirveden çıkan sonuçlara da baktığımız zaman yine Türkiye'ye yönelik Kıbrıs açıklarında yapmış olduğu arama faaliyetleri nedeniyle tırnak içerisinde o ifadeden yola çıkarak söylüyorum. Uygun önlemlerin alınması konusunda hem Avrupa Komisyonu'nun hem de aynı zamanda Avrupa Birliği blokunun dış eylem gücünün göreve çağrılması yönünde bir ifade yer alıyor. Dolayısıyla bu hafta sonunda yapılacak olan bir liderler zirvesi var. Bu zirveden çıkacak sonuçlar önemli olacaktır Kıbrıs meselesiyle alakalı. Olur. Yani Türkiye'de ikinci gemisini bölgede işte sondaj faaliyeti, daha doğrusu arama faaliyeti için yolluyor. Yavuz'la yola çıkacak. Bu tahmin ediyorum duble kızdırır oradakileri. Şimdi bu görüşmelerde yani ortaya çıkan iletişim belgesinde tabii çoklu konular var.
ilk madde genişleme. Yani Avrupa Birliği genişlemekle kendini mesul sayıyor daha önce aldığı kararlarla bağlantılı olarak. Fakat tabii genişleyeceği yerler onlar için de önemli. Şimdi Balkanlara sıra geldi. Yani işte Bosna, Hersek, Karadağ vesaire filan bir sürü ülke var. Şimdi bunlara bakıyorlar. Ama tabii çok mutlu değiller birkaç şeyden ötürü. Bir, ekonomik olarak çok güçlü bulmuyorlar. İkincisi, reformlarda geri olduklarını hissediyorlar. Ve son genişleme hamlesi, yani Avrupa'nın doğuya doğru açılma hamlesi şu an kendilerini çok üzüyor. Tabii stratejik olarak Polonya ve Macaristan'ın Avrupa Birliği'nde olması onları mutlu ediyor mu ya da Romanya'nın bilmiyorum. Ama hukuk bakımından, temel haklar bakımından, işte medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan gibi konularda onları çıldırtıyor. O kesin. Yani Avrupa değerleriyle birebir çatışıyor. Türkiye'ye yaptıkları eleştirinin belki iki katını, üç katını oralara yapmalar ya da yapıyorlar. Yani o yüzden de iki defa düşünüyorlar. Diğer madde ise... Orada tabii etkin olan ana unsur Rus hakimiyetinden bu bölgeyi kurtarmaları. Yani oralarda Rus etkisinin hissedilmesini engellemek Avrupa Birliği'nin temel amacı. Biraz daha o birliğin içerisinde bunu sağlayabilmek. Evet, ama işte kendi değerleriyle de çatıştığı için ister istemez bir içe dönük hesaplaşma var. İlk maddeler bunlar. Sonra tabii yine genişleme başlığında Türkiye'de var. Türkiye'ye işte göçmenler konusunda yaptıklarının ötürü bolca teşekkür ettikten sonra eleştirdikleri yerler var. Onlar da işte yani hem ekonomideki serbest piyasa ekonomisine gelen zararlar, Türkiye'nin burada işte bazı muğlak kontrolleri kaldırması gerektiği, sermaye kontrolleri gibi işte hareketlerden kaçılması gerektiği ve Türkiye'nin eski sermaye akış düzenine dönmesi gerektiği yönünde sert uyarılar var. Daha önce de yapmışlardı zaten, raporda da çıkmıştı. Fakat burada herhalde en canlı konu Kıbrıs konusu. Yani Türkiye'nin bir kere öncelikle zaten Kıbrıs'ı onların ifadesiyle tanıması gerektiğini, Güney Kıbrıs'ı söylüyorlar. Bunu söylemeye devam ediyorlar. Tabii ki Türkiye tanımıyor. Ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden ötürü, ki onlar bunu illegal olarak yorumluyorlar. İllegaliteye dayandıkları yerde Güney Kıbrıs'ın münhasıra ekonomik bölgesinde Türkiye'nin arama faaliyeti yürüttüğünü söylemeleri. Ama tabii bu münhasıra ekonomik bölgenin neye göre belirlendiği vesaire konuları çok tartışmalı. O yüzden bu iş sürecek. Yani hep konuşuyoruz, yazın en sıcak konusu. Buna, yani buradan benim tek yorumum şu olayı anlattıktan sonra. Yani göreve çağırdıkları yerler ve bekledikleri yerlerin hemen göreve koşmaları zaten mümkün değil. Bu biraz zaman alacak. Aynı zamanda da yani Güney Kıbrıs'ın sadece bu şikayetine dayanarak Türkiye'ye bir işte yaptırımda bulunması falan Avrupa Birliği'nin pek mümkün değil. Yani yaptırımdan kastettikleri de nedir dersen, hani çok bu şeyler olabilir ama işte Türkiye'ye yardım fonlarının kısılması, ki zaten biliyorsun kuş kadar geliyor. Yani göçmenlerden hariç gelenleri söylüyorum. Ya da başkaca şeyler. O yüzden hani büyük bir etki olacağını ben beklemiyorum. Piyasa üstünde de çok bir etkisi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani hem 28 ülkeyi bunun için bir araya getirmek zor. Yani bir sürü karşı çıkacak ülke vardır. Hem de şu an işler o kadar da kolay değil. Çünkü Türkiye'nin de hukuken bazı üstünlükleri var. Yani benim gördüğüm bu. Piyasanın bence göz ardı edeceği bir konu. Ama tamamen politik ve yaz boyu konuşacağımız bir konu. Peki, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şahin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökhan, kısaca dünkü sanayi üretimi rakamlarıyla devam edelim istersen. Sanayi üretiminde daralma devam ediyor. Manşet veride daralma Eylül'den bu yana sürüyor. Yani sıfırın altında kalmaya devam ediyoruz. Bu kez Aydana'ya da bir miktar yine bozulma var. Tabii yani beklenen dipten dönüş yara almış oldu. Onun sebebi de belli zaten. Yani iyi kötü niye böyle olduğu ve olacağı belliydi. İşte ciro endekslerinde de benzer şeyler var. Yani iç tüketime dönük de o canlanma talebinin tekrar geri döndüğüne ilişkin. Bunun tek sebebi seçimlerin tekrarlanması ve bunun getirdiği güven havasının bozulması oldu. Dolayısıyla hem tüketiciler hem de üreticiler başlamış oldukları o hafif dipten dönüşü geri vermiş oldular. Tahmin ediyorum ki bu seçim bittikten sonra, yani seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra bu dipten dönüş kaldığı yerden devam eder. Hatırlayalım, bu da tabii Nisan verisi. O yüzden yani Nisan-Mayıs büyük ihtimalle zayıf geçti. Şimdi tabii Haziran'a kadar da geldik. Yani bunun 3 aylık bir dipten dönüşe, tekrar geri dönüşüne falan işaret etmesi normal. Buradan tabii ikili dip ya da işte yani çift dipli bir resesyon vesaire gibi bir şey çıkar mı? Ona bakmak lazım. Yani onu da biraz zannediyorum ki dış taleple alakalı. Dış talep de bu aylarda biraz zayıf seyrettiği için Türkiye'nin o toparlanma hikayesi zarar gördü diyebiliriz. Bence burada umutlar yılın ikinci yarısına tekrar ötelenmiş oldu.
Peki gidelim Ankara'ya. Şimdi Alican Türkoğlu da bizlere katılsın. Alican, bugün yine uluslararası basında çıkan haberler var. Türkiye'ye yönelik yaptırımlara dair 3 ayrı senaryodan bahseden bir haber var örneğin elimizde. Aynı zamanda yine geçtiğimiz haftalarda çok tartışılan mektubu yazan Şenhan'ın istifası var. Kendi ailevi sebeplerini gerekçe göstererek ayrılıyor görevinden. Dolayısıyla şu an itibariyle bir Türkiye-Amerika ilişkilerinde durum nedir? İki de yerel seçime artık çok kısa bir süre kaldı. Orada şu an itibariyle beklentiler, tablo neye işaret ediyor? Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak bir kere cevabi mektup gönderildi ki zaten içeriğinin bir kısmını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar zaten aktarmıştı. Üsluptan duyulan rahatsızlığın mektubun içeriğinde de olduğunu söyleyebiliriz. Cevabi mektupta, yani ilk mektupta Şenhan'ın Hulusi Akar'a hitaben yazmış olduğu mektubun üslubundan Ankara'nın rahatsızlığı cevabi mektupta yazıldı. Buna ek olarak da çeşitli sorunların ve sıkıntıların olduğu ama bunu karşılıklı saygı ve güven, dostluk ilişkisi içerisinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de çözebileceğinin altının çizildiği bir mektup olarak söyleniyor Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından. Bunun sonrasında ne olacak henüz belli değil ama gelecek hafta içerisinde bir yüzde görüşme olacağını biliyoruz Amerika ve Türkiye Savunma Bakanları arasında. Dolayısıyla bu yüzde görüşme sonrasında yapılacak açıklamaya da dikkat etmek gerekiyor belki. Şenayan'ın evet göreve devam etmeyeceğiz ki zaten Savunma Bakan Vekili olarak görev yapıyordu bilindiği gibi. Vekaletten sonra devam etmeyeceği dün resmen Trump tarafından da açıklandı. Kara Kuvvetleri Vekili, Kara Kuvvetleri'nden bir ismin yeni Savunma Bakanı olabileceği yönünde açıklamalar var ABD tarafında. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 F-35 konusunda pozisyon değiştirdi mi sorusunun cevabı hayır. Belki de merak edilen konu bu zaten. Yani Türkiye net bir şekilde S-400 alımından geri adım atılmayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden şu ana kadar yapılan açıklamalarda da tüm yetkililer tarafından yapılan açıklamaları söylüyorum. Eğer bu alım gerçekleşirse yaptırımlar gelecek yönde de açıklama yapılıyor. Yani en son Pentagon'dan bir yetkilinin yapmış olduğu, bir müsteşarın yapmış olduğu açıklamada da Türk şirketlerine de mali yaptırımlar uygulanabileceği yönünde bir açıklama var. Ama eğer S-400 alımından vazgeçilirse sadece F-35 değil diğer savunma projelerine de Türk şirketleri dahil edilebilir yönünde de bir teklif var aslında. Bu devam edecek gibi gözüküyor karşılıklı olarak. NATO'dan önemli bir değerlendirme geldi. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı'ndan S-400'lü bir NATO ülkesinde S-400 sistemiyle F-35'lerin aynı anda yan yana olmayacağını ifade eden bir değerlendirme geldi. Yani anlaşılan o ki bu görüşmeler bir yandan devam ediyor ama şu anda iki tarafında pozisyonda herhangi bir değişiklik yok. Bunu aktaralım. Doğu Akdeniz konusu bu aralar oldukça ciddi ki siz de değindiniz. Muhtemelen özellikle Temmuz başına kadar çok yoğun bir şekilde konuşulacak. Neden? Dün Enerji Bakanı'nın Japonya'dan yapmış olduğu açıklamalar var. G20 Enerji ve Çevre Bakanları toplantısı sırasında bilindiği gibi Türkiye'nin bir gemisi zaten şu anda sondaj çalışmalarına devam ediyor ki ikinci sondaja başlayacak. Diğer gemisinin ise Perşembe günü itibariyle, yarın itibariyle Kıbrıs'a doğru yola çıkacağı ve 1 Temmuz itibariyle de sondaj faaliyetlerine başlayacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla bu aralarda Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki o zaten sıcak olan suların daha da ısınmaya başlayacağını, devam edeceğini söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler var, evet. Hem Rum kesimin hem Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni devreye sokarak Türkiye üzerine bir baskı unsuru oluşturmaya çalıştıkları zaten açık. Ama Gökhan da aktardı. Bu anladığım kadarıyla bu olası tedbirler olarak, uygun tedbirler olarak belirtilen hem bir mali yardımları kapsayacak gibi gözüküyor bir de ki zaten son dönemde çok az olmuştu. Üst düzey diyalog toplantılarına Türkiye'nin davet edilmemesi gibi bir yaptırımdan bahsediliyor. Benim konuştuğum kişiler en azından sadece bu iki konuyla ilgili olarak bir adım atması beklenebilir Avrupa Birliği'nin diyorlar. Dolayısıyla bu konuyu da dış politika kapsamında önümüzdeki günlerde bugün dahil olmak üzere değerlendirilmeye devam edecek. Çünkü bu konuyla ilgili olarak da aynı Türkiye-ABD ilişkilerindeki S-400 F-35 konusunda olduğu gibi düzenli olarak gerek Yunanistan'dan gerek Rum kesiminden Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de açıklamalar geliyor. Hatta son Fransa'dan gelen açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini de hatırlayalım. Yani sadece bu dört ülkeden gelen açıklamalar da değil bunlar. Avrupa içerisinde farklı ülkelerden de bu konuyla ilgili yeni değerlendirmeler ve çıkışlar gelecek diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla sıcak başlık dış politika
politik anlamında bakıldığında bu ikisi. İç politikada ise seçim ağırlıklı gidiliyor zaten bilindiği gibi. Artık sonuçta 4 güne girildi. Tamamen İstanbul üzerine yoğunlaşmış durumda siyasi partiler, parti genel başkanları ve parti yetkilileri. Adayların da her gün farklı bir yerde açıklamalarını görüyoruz. İstanbul üzerinden, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden vatandaşlarla, halkla buluşma, seçmenle bir araya gelme ve vaatleri anlatma üzerinden devam edecek gibi gözüküyor. Ortak yayının öncesinde yaşananlar, sonrasında yaşananlar partiler arasında bir tartışma konusu olacak gibi gözüküyor. Ama asıl merak edilen husus işte adayların bu 4 gün içerisinde uygulayacakları politika. Dolayısıyla iç politikada Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağı oldukça hareketli geçiyor, askerlik yasası üzerinden konuşuyorum. Ama ana gündem zaten İstanbul'a kilitlenmiş durumda. Alican, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporunu tamamlıyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında yatırım bülteninde Andeberk'tan sizlerle birlikte olacak.